Tolga hocam, yumurtalık kanserleri, diğer adıyla over kanserleri diyoruz buna. Kadınlarda aslında sık gördüğümüz kanserden ölüm sebepleri arasında sayılan kanser tiplerinden. Bunların belirtisi nedir? Over kanserin belirtisi ne olabilir? Evet, dediğiniz gibi aslında en sık görülen kanser değildir over kanseri ama en sık ölüme sebebiyet veren jinekolojik kanserdir. Yani kadın hastalıklarıyla ilgili kanserler içerisinde maalesef en fazla hastaları kaybettiğimiz kanser grubu over ya da yumurtalık kanseri. Neden öyle? Çünkü belirti vermiyor ya da çok geç veriyor. Verdiği belirtiler çok müpem. Normalde hepimizin zaman zaman günlük hayatta karşılaşabileceği bazı belirtilerden başka, örneğin bir rahim kanserindeki kanama gibi bir belirtisi yok. O yüzden geç belirti veriyor ve bu yüzden hastaların çok önemli bir kısmı geç tanı alıyor. Geç tanı aldığı için de tedavi başarısızlığımızın oldukça yüksek olduğu bir kanser grubu. Ne zaman şüphelenmesi gerekir bir kadının? Bununla ilgili örneğin bir karında bir farklılık hissedebilir mi? Yoksa sadece rutin kontrollere mi gitmesi lazım? Yoksa hiçbir şekilde biz bunu zaten saptayamayız ancak kanser olduğunda mı? Öncelikle herhangi bir kadın, hatta erkeğin de şikayetlerini ertelememesi gerekir. Acaba rahim ağzı kanseri gibi bir tarama programı oturtabilir miyiz biz yumurtalık kanserini erken taramak için diye çok uzun yıllar, çok geniş çalışmalar yapıldı dünyada. Ama hala günümüzde bir rahim ağzı kanserindeki simir gibi bir test yok. Hani bu hastalığı erken yakalayalım diye. Bir defa tüm kadınların her yıl jinekolojik muayeneye gitmeleri yararlı olacaktır. Bunun dışında karında şişlik, erken doyma ya da rutinden herhangi bir sapmada hekime başvurmaktan başka bir tarama programı yok yumurtalık kanseri. Peki kalıtsal mıdır bu yumurtalık kanserleri? Ailede varsa olma ihtimali daha fazladır diyebilir miyiz? Yoksa sadece rastlantısal olarak mı kişilerde ortaya çıkmaktadır? Şimdi tabii diyebiliriz ama daha doğrusu bir ailede yumurtalık kanseri varsa, hatta meme kanseri varsa. İlişkili mi meme kanseri? Bazıları ilişkili olabilir. O kadında, ailesinde öykü olan kadında yumurtalık kanseri gelişme riski daha fazladır. Ama tersinden bakacak olursak, bize başvuran yumurtalık kanseri koyduğumuz hastaların en az %85'inde bir aile öyküsü yoktur. Dolayısıyla kadın benim ailemde nasıl olsa böyle bir şey yok, bende de olmaz rahatlığına kapılmaması gerekir. Çünkü yumurtalık kanserinin %85 kadarı sporadik dediğimiz bir kalıtıma bağlı olmadan gelişmektedir. %15 kadarı ise ailesel kalıtımsal olarak geçiş göstermektedir. O zaman örneğin bir meme kanseri hastasının da aslında yumurtalık kanseri açısından bir değerlendirilmesinde ya da jinekolojik kanserler açısından bir değerlendirilmesinde fayda vardır. Bazılarının. Çünkü meme kanseri çok sık görülüyor. Her meme kanserinin mutlaka yumurtalık kanseriyle ilişkili olabilecek bir genetik hastalıkla bağlantılı olacağını söylemek yanlış olur. Ama bazılarını zaten bunu meme kanseri takip eden hekimler yapıyorlar. Eğer yumurtalık kanseriyle de ilişkili bir genetik mutasyona sahipse, genetik hastalığa sahipse, onlar da mutlaka rahim yumurtalık kanseri olmadan çözmek gerekir. Peki nasıl tanı koyuyoruz? Yumurtalık kanseri tanısını biz ameliyat öncesinde koyabiliyor muyuz? Yoksa ancak ameliyatta ya da ameliyat sonrasındaki patoloji sonucunda mı tanı koyabiliyoruz? Evet, bu gerçekten biz hekimlerin, daha doğrusu tıbbın zorlandığı konulardan bir tanesi. Hasta bize genellikle, yani eğer tamamen tesadüfen bir yumurtalık kistiyle geliyorsak sorun yok. Onu zaten ameliyat ediyorsunuz ama genellikle hasta size yaygın bir karın sıvı toplanması ve hatta akciğerde sıvı toplanması ve ağır bir tabloyla geliyor. Burada başka organlarda olduğu gibi, örneğin ciltte olduğu gibi ya da bir yumuşak dokuda olduğu gibi biyopsi yapmak, ameliyatsız biyopsi yapmak gibi bir seçeneğimiz her zaman olmuyor. Dolayısıyla tanı koymanın yolu aslında ameliyattan geçiyor. Ama maalesef şuna çok sık rastlıyoruz. Batın sıvısından örnek alınarak, sadece sıvıdan örnek alınarak tanıya gidilmeye çalışılıyor. Daha kolay olsun diye. Bu çok tasvip ettiğimiz bir yöntem değil bizim. Biz mümkün olduğu kadar doku tanısına ihtiyaç duyuyoruz. Bunun için de genellikle bir ameliyat gerekir. Tabii ki hasta ameliyatı kaldıramayacak kadar çok ağırsa, asla anestezi alamaz diyorsa,
O zaman hakikaten sadece sıvıdan ürettiğimiz hücrelerle bir kemoterapi yoluna gidilebilir. Ama bu ideal olan değil. İdeal olan ameliyat edip, ameliyat esnasında patoloji çalışıp, eğer tüm tümör çıkabilecek gibiyse aynı seansta tüm tümörü çıkartmaktır. Yumurtalık kanserinin gold standart tedavisi budur. Peki bir takiplerde örneğin bir kadında yumurtalık kisti gördüğümüz zaman sizin gibi sadece jinekolojik onkolojiyle gibi kompleks bir cerrahiyle uğraşan hekimlerin ne zaman yönlendirmemiz lazım? Bu kistleri her kistte size yönlendirmemize gerek var mı? Yoksa şu özellikler varsa ultrasonda ya da hastanın klinik olarak şu özellikleri de ekleniyorsa bize yönlendirirseniz diyebileceğiniz var mı? Kanser şüphesi olan tüm yumurtalık kistleri jinekolojik onkolojinin ulaşılabileceği bir merkezde ameliyat edilmelidir. Aslında cevap bu. Eğer kanser riski çok düşükse zaten genellikle o kistin ameliyata ihtiyacı olmaz. Ama bunun tabii istisnaları var. Örneğin çikolata kistleri olabilir ya da dermoid kist dediğimiz çok tipik tanısı ultrasonografide de rahatlıkla konabilecek kistlerin illaki onkolojiye gitmesine gerek yoktur ama onkoloji ile ilgili olabilecek yani altından malign yani kanser çıkabilecek tüm kistlerin jinekolojik onkoloji merkezinde tedavi edilmesi hasta için en yararlı gerektiğinde olabilir. Yani tüm tedavinin eş zamanlı tamamlanabileceği evet. Kişinin evet. Orada o yakınlarda en azından evet. Olması lazım evet. Diyorsunuz. Kesinlikle. Evet. Ovar kanserinin çeşitli tipleri var mıdır yoksa tüm ovar kanserleri aslında tek tiptir diyebilir miyiz? Değil. Yumurtalık kanserlerinin çok önemli bir kısmı aslında seröz papiller dediğimiz histopatolojik tip ama bunun haricinde onlarca tipi var ovar kanserinde. Ama bunların tedavileri bakımından çok fazla bir farklılık yok. Hemen hemen hepsinin tedavisi mümkün olan bütün tümörün mümkünse bir seansta değilse neoadjuvan kemoterapiden sonra iki seansta tamamen tümörün çıkarılması ve kemoterapiden oluşmaktadır. Küçük yaşlarda da görülebiliyor mu over tümörleri yoksa illa ileri yaşın hastalığı mıdır? Klasik over kanserleri, epitelial over kanserleri genellikle ileri yaşın menopozun hastalığıdır ama her yaşta görülebilir. Epitelial olmayan, özellikle germ hücreli tümörler dediğimiz yine yumurtalığın yine kötü huylu, habis hastalıkları çok genç yaşta da görülebilir ama onlardaki yaklaşımı çok farklı. Çok genç yaşta görülen germ hücreli yumurtalık kanserlerine biz her zaman doğurganlığı koruyarak yaklaşıyoruz. Normalde klasik bir ovar kanserinin tedavisi rahmin, yumurtalıkların ve hastalığın yayıldığı bütün organların çıkarılmasıdır. Dolayısıyla bunlarda bir doğurganlık kurulması söz konusu değil ama gençlerde görülen germ hücreli tümörlerde bunun tam tersi. Biz hemen her zaman doğurganlığı koruyabildiğimiz bir tedaviyle yaklaşıyoruz. Yani hem hastalığı tedavi ediyorsunuz hem de kişinin doğurganlığını aslında korumaya çalışıyorsunuz. Evet, aynı öyle. Ve bu hastalarımızın önemli bir kısmı yani genç hastalarımızın epitelial olmayan yumurtalık kanseri hastalarında çok önemli bir kısmı daha sonraki hayatlarında çocuk sahibi olabilmekte. Peki kişi kanser, over kanseri, yumurtalık kanseri olmamak için yapabileceği bir şey var mı? Bundan engellemek için kendisini yapabileceği dikkat etmesi gereken yani noktalar var mıdır? Biz genel olarak tüm kadınlara sağlıklı yaşam öneriyoruz ama spesifik olarak şunu yapmayın diyebileceğimiz bir durum maalesef yok. Sadece şunu yapabiliriz. Özellikle aile öyküsü varsa yani annede, teyze, halada meme ya da yumurtalık kanseri birikim gösteriyorsa ailede bunların genetik olarak incelenip belli bir yaştan önce en azından tüplerinin alınması ya da rahim ve yumurtalıkların alınması bu hasta grubunda riski %80'lere varacak oranda azaltır. Ama bunun dışında ek bir önerimiz maalesef yok yumurtalık kanserinden korunmadan. Peki kemoterapiyi ne zaman kullanıyorsunuz? Over kanserinde kemoterapi ameliyat öncesi mi veriyorsunuz? Ameliyat sırasında mı? Ameliyat sonrasında mı? Böyle bir zamanlamayı nasıl yapıyorsunuz? Şimdi klasik olarak yumurtalık kanserinin tedavisi önce cerrahi, sonra kemoterapidir. Bu kemoterapinin adı adjuvan kemoterapidir. Ama eğer bir seansta kitlerin hepsi çıkamayacaksa, ki bu deneyimle çok bağlantılı bir şey, eğer çok deneyimli bir merkezde değilse hasta ya da gerçekten çıkamayacak bir tümörü var ise o zaman önce bir kemoterapi, sonra cerrahi, sonra kemoterapinin devamı şeklinde. Buna biz neoadjuvan kemoterapi diyoruz. Yapılabilir. Hı hı.
Ameliyat sırasında da kemoterapi verdiğiniz oluyor mu? Böyle HIPEC denilen bir tedavi son zamanlarda gündemde. Evet. Bunu hani kime nasıl seçiyorsunuz, kime göre nasıl karar veriyorsunuz bunu uygulamanıza? Evet, HIPEC aslında çok yeni bir tedavi değil. HIPEC yani ısıtılmış kemoterapi. Çünkü biz biliyoruz ki sıcağın, sadece sıcağın, herhangi bir kemoterapi içermese bile sıcak suyun bile tümörel hücreler üzerinde öldürücü etkisi. Dolayısıyla biz acaba kemoterapi ısıtarak versek tümörle mücadelemiz daha başarılı olur mu sorusunu çok uzun yıllar önce sormuştuk ve kullanıyorduk. Ama son zamanlarda bununla ilgili yumurtalık kanserinin kullanımıyla ilgili birçok çalışma çıktı ve bu konuda bizi daha çok cesaretlendirdi. Biz özellikle nüks kanserlerinde ya da ilk tanıdan sonra neoadjuvan kemoterapi verip arada cerrahi ile müdahale ettiğimiz hastalarda cerrahinin sonunda eğer bütün tümörü çıkarabildiyse, ama bu çok önemli, bütün tümörü çıkarabildiğimiz vakalarda, tümörü çıkaramıyorsak bunun hiçbir anlamı yok. Bütün tümörü çıkarabildiğimiz vakalarda ameliyat sonunda hasta daha uyanmadan yaklaşık 1,5 saat ısıtılmış kemoterapi ile batını iyice yıkarsak bu hastalığın nüksünü ve hastanın yaşam süresini arttırmaktır.